Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Diyorum ki hani şu şaşkalozlar vardı ya, onlara kaldığımız yerden bakmaya devam edelim. Bir Mivyalı. Yemek. Karizmatik giriş yapacaktım ki ağzının ortasına patisiyle yapıştırdı ya. Sadece kendi yemek istiyor üçkağıtçı. Görüyor musun bak, kendi ırkından olanlara bile bunu yapıyor. Bize neler yapar kim bilir. Wait for it, bekliyoruz. Bekleyin bunun için diyor. Ya köpek bey, birazcık abartmıyor musunuz? Yani insan arkadaşının ağzını ağzıyla kapatıp onu boğar mı? Bu nasıl bir kocaman ağızdır böyle? Diye sorabilirler, dikkat et. Who did this mess? Ya. Cody? Kim yaptı lan bunu? Ulan psikolojim bozuldu ya. Nasıl çenesiyle ağzını duvara duvara vurduruyor onun, görüyor musun? Niye ispitliyorsun lan diye. Ayıp ayıp. Bunlar adamı verem ederler. Bak hareketlere bak. Sahibi aşağıda elini açmış bekliyor. Atsana lan. Ben burada tribe girdim ya. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyor ya? Arkada nasıl bir algoritma çalışıyor çok merak ediyorum. Bu köpek kardeşimiz de akrobasi konusunda birazcık iddialı. Yani şunun yaptığını olimpik sporcular yapamaz ya. Baksana. Jilet gibi duruyor kerata. Hadi biraz daha çık. Biraz daha çıksa o duvarın ötesine de geçer o. Çıkıyor. Yoksa. Ben şu an şoka girdim. Aa, aşağı düştü. Lan diğer taraf atlasana efsane olur da. Kavga var. Kavga yok. Aslında kavga yok arkadaşlar. Kavga çoktan bitmiş, gördüğünüz gibi şovunu yapmış. Diğeri korkudan bayıldı gitti yani. Daha ne olacak? Minik bir Mivyalı ve onun mini mini minnak yavruları. 1, 2, 3, 4, 5. Ulan şapşikler. İnsan annesinden bu kadar korkar mı? Azıcık da yürekli olun ya. Bu kadar da olmaz ama övdük o kadar sizi yani. Ayıp. Abi bunun ne olduğunu tam olarak çözemedim. Bu şapşik bir salyangoz mu kaplumbağa mı bilmiyorum ama o devir dayı motoruna yapışmış, suyu dışarı doğru püskürtüyor yanlışlıkla. Hayır böyle bir şeye de denk gelmezsin ya. Ama geliyorsun işte bahtsızsan. Ne olacaktı? Gitme evladım, gitme işte bak. Gördün mü? Nasıl koruyor ama. Yok ya, koruma falan değil, bildiğin öyle patiyi takmış eğleniyor ya. Acaba ne olur diye deney yapıyor ya çocuğun üzerinde. Pislikler. Bunların refleksleri çok iyiydi değil mi? Hop. Ya bu videoyu o kadar güldüm ki ilk gördüğüm zaman kafayı yedim ya adeta. Bilmiyorum ama gereksiz yere onun öyle yüzüstü yapışması çok komiğime gidiyor. Bu kadar tuhaf olabilir mi bir canlı ya? İkisi beraber oradalar sabahtandır ama bu şaşkaloz farkında değil, kendi kıçı zannediyor büyük ihtimalle. Böyle garip şeyler de arada yaşanmıyor değil yani. Neden olmasın ki? Bir at kardeş icabında bir kedi kardeşe sevgi gösterisinde bulunabilir diyeceğim ama baksana ya, nasıl hoşuna gidiyor, nasıl hoşuna gidiyor. Bu nedir ya? Azıcık da şurayı yap. Vallahi atta. Kulağını sıvı yanlışlıkla. Gerizekalılar ya. Kavga etmişler. Topu paylaşamıyorlar. Şu arkadaş gelip olayı sevgiyle çözüyor ya. Ötesi var mı bu işin? Yok. Olmamalı da zaten. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun evladım? İrkileyim mi, korkayım mı, sevimli mi bulayım, tuhaf duygular yaşıyorum. Umarım siz çözmüşsünüzdür meseleyi. Bir şey diyeceğim, bu papağan türünün... Gel lan buraya. Kimin yemini yiyor? Cool lan bunlar. Harika ötesi karizma canlılar ya. Bunların türü neydi? Bilmiyorum ama aşırı derecede böyle karizmatik geliyorlar bana, saçları falan dik dik.
Bu kedi kardeşim bir olayı var. Suları böyle döküyor. Etrafına havlu seriyorlar. Böyle zemine yerleştiriyorlar ama yok. Acaba niye yapıyor yani? Sırf pislik olsun diye. Başka bir izahatı olamaz yani. Çünkü döküyor sadece. Neden lan neden? Nasıl motivasyon ama? Şişko'yu görüyor musun bak? Maraton koşucularına karnını okşatıyor. Onun için de iyi, koşucular için de iyi bir moral yani. Bey abimiz de. Taktik iyi ya yılan. Ben bu köpeklerdeki disiplini ömrümde görmedim. Bu olayı bana açıklamanızı da gerçekten istiyorum ya. Nasıl böyle bir eğitim verebiliyorlar bak. Spider. İsmini söyleyene kadar bekliyor hepsi heyecanla. Kuyruk nasıl sallanıyor arkada bak. Işınlandı ya. Diğerleri de nasıl bakıyor. Lan bunlar tam ısırmalık değil mi ya? Gireceksin aralarına oynayacağım böyle. Süper ya. Vallahi benden falan akıllı yani bunlar bence. Dilenci değilim ama. 1 liranı aldırım abi. 1 euronu aldırım. O ne lan? Euro değil. Hop. Ya başka para bırakmaya çalışırsan böyle olur işte. İşini biliyor ama ha kerata. Ne oluyor? Saftirik ya. Bunlar da az değil ha. Bunlarda da var bir şeyler. Hop. Bir o yana bir bu yana. Hoşça kal. Şovunu yaptı ve gitti. Bizim böyle pampalarımız vardı da spor mu yapamadık diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Böyle pampalarınız olursa kesinlikle sporu yaparsınız. Dili içeri alsa iyi olacak ama. Şu köpekteki enerjinin yarısı bizde olsa vallahi dünyayı falan fethederdik şimdiye kadar. Baksana ya. Bir yerinde dur ya. Ne yaptın sen? Artık büyük de bir sinirleniyor ama. Uzun bacaklı Danua olması lazım yanlışım yoksa. Daha önce hiç yüzen bir davşik görmüş müydünüz? Ben ilk defa gördüm ve hayran kaldım adeta. Baksana kocaman ayakları var. Çok tatlı ya. İyi de yüzüyormuş ha, bu kadar beklemiyordum. Sürpriz bizi mi bekliyor? Ya yanakları falan kırmızı, kafasında şapkası var. Şarkı söylerken kafayı da oynatıyor böyle. Ya tam ısırmalıklar ya bunlar da. Libyalı kardeş, ne yapıyorsun sen? Bu neyin olayı? İçemiyorsun ki hiç. Sanki bana bakıyor gibi hissettim ufaktan, ben tırstım o yüzden. Anasına bak, kızını sev diye boşuna dememişler. Aha da gördüğünüz gibi mini minnak yavrusu da gayet kalp desenli çıkmış ortaya. Bak bak bak, kerata iş üstünde. Ama maalesef kameralara yakalandı ve hemen tabii ki geri vites yapıyor. Bir suç işledikleri zaman onun yanlış olduğunu kesinlikle çok iyi biliyorlar. Anne her yerde annedir ya. Köpek kardeş icabında kedi kardeşe sütünü veriyor gördüğünüz gibi. süt de süttür diyor. Ne güzel. Şunlardaki insanlığın bak altını çiziyorum. Yarısı bizde olsa biz de bir şeyler yapardık herhalde. Abi ben bunu görünce şoka girdim. Sağ üst köşede diyor ki teach your dog where to pee. Nereye işemesi gerektiğini köpeğinize öğretin bir sprey. O görmüş olduğunuzda köpeğin çişi. Oradan tazikli olarak çalıyor yani artık. Bundan iyi bir reklam göremezsiniz kolay kolay. Sen ne yapıyorsun sen? He? Ağacı rahat bıraksana lan. Dili olsa da konuşsa keşke, ne yapıyorsun lan diye. Bu arkadaş da böyle eğleniyor. Ne yapacaksın işte, bu çocuk da böyle. Bu kedi kardeş, pardon, Mivyalı kardeş aslında bir ajan ve özel kimliğine bürünüp dünyaları bu şekilde izliyor. Dikkat edin. Bak. Oturacak başka yer yok değil mi? Bak çocuğun ağzına gitti oturdu. Tam ağzının üstüne. Koskoca çekyat ya. Yürü git başka yere otur. Otul. Otur. Otul ne ya? Bu kardeşler ne öncelikle? Lan nasıl tatlı, kunduz mu bu? Aşırı sempatik bir yüzü var. Ama niye buz yiyor onu çözemedim. Ve son olarak son zamanlarda rastladığım en güzel video ile sizleri baş başa bırakıyorum. Thank you.
İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlık diliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Yemeğinizi aksatmayın.